70 kişi, yani şu an yaklaşık 60 kişi bir hazirun var. Ayağımız, lütfen rezervasyon yaptırıyorsanız lütfen o günkü seminere katılın. Bu bizim için önemli. Biz buna dikkat ediyoruz. Rezervasyon yapıp da gelmeyen arkadaşlar için, yani biz ilerideki düşüncemiz şu, bunu uygulamayı düşünüyoruz daha doğrusu. Rezervasyon yaptırıp da hani bir bahaneyle gelmeyen arkadaşları daha sonra yapılacak olan seminerlere almak istemiyoruz. Ya da nasıl diyeyim size, bir ekranı uyarı çıkartıp rezervasyon yaptırmamayı düşünüyoruz. Neden? Çünkü eğitime katılmak isteyen arkadaş rezervasyon dolu görünce o günkü eğitime katılmıyor. Sanki öbür arkadaşın yerini gasp etmiş gibi duruma düşüyoruz. Lütfen bu konuda rezervasyon konuda biraz daha hassas davranırsak çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bugünkü TTK uygulamasına geçersek, bildiğiniz gibi bizim Türk Ticaret Kanunu 1956 yılında yayınlandı, Haziran ayında. Yaklaşık yeni Türk Ticaret Kanunu 2012 yılında işte 1 Temmuz'da girdi. Yaklaşık bir 55-56 yıllık bir süreç geçti. Eski Türk Ticaret Kanunu hızla gelişen Türkiye ekonomisinde biraz geride kalıyordu. Sayın Profesör Ünal Tekin Alpocam başkanlığında bir çalışma yapıldı. Tabii bu çalışmanın sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı bir noktaya gitti ama en azından Türk Ticaret Kanunu şu anki ekonomik koşullara uygun bir hale geldi. Biz de bugünkü hocalarımızla birlikte Türk Ticaret Kanunu'ndaki şirketlerle ilgili birleşmeler, ticaret sicil uygulamaları, tasfiye, devir gibi seminerimizin konusudur bugün. Hocalarımız bu konuda bayağı tecrübelidir. Geçmişi eğitim konusunda, iki hocam da fazla eğitim konusunda tecrübelidir. Sözü ben hocalarıma bırakacağım. İlk önce sözü Sayın Hocam Gülgün Öztürk'e bırakıyorum. Daha sonra birlikte Sayın Hocam Halim Bursalı ile birlikte bu eğitimi gerçekleştirecekler. Söz hocalarımda. Buyurun hocam. Hoş geldiniz. Bugün hepimizin şu an gündemimizde olan Türk Ticaret Kanunu ile ilgili birlikte sohbet anlamında karşılıklı görüş alışveriş yapmak adına bir araya geldik. Umarım hepimize fayda getirir. Soruları sonradan almayı planlıyoruz ama arada tabii sormak isterseniz zaten mevcutumuzda çok fazla olmadığı için alabiliriz de çok konuyu dağıtmamak adına. Evet, 55 yıllık bir süreç, yani 6.162 sayılı yasa ilk yürürlüğe girdikten itibaren 55 yıl geçiyor ve bu süre zarfında çağrı gerekliliğine ayak uyduramıyor. Gerekçesine baktığınız zaman 6.102'nin direkt zaten başlangıç noktası burası. İhtiyaçtan doğuyor aslında 6.102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu. İlgili maddeleri geçerken zaten bakacağız, yani birlikte göreceğiz. Farklılıklar olarak çok daha net bir şekilde önümüze gelecek. Ünal Tekin Alpoca 1999 yılında işte ekibiyle birlikte ciddi bir çalışma başlatılıyor. 5 yıllık süren bir süreç, yoğun bir tempo ve sonrasında işte taslak haline geliyor yasa. Ama hepimiz biliyoruz, ne zamanki yasa yürürlüğe giriş tarihi 1 Temmuz 2012 tarihi biliyorsunuz. Ona yaklaştığımız zaman konuşulmaya başlandı. Taslak aşamasında maalesef çok tartışılmadı, konuşulmadı. Son birkaç ay kala medyada sizler de takip ettiniz. Özellikle belli konularda ciddi tepkilerle karşılaşıldı. Hem işverenler, hem daha çok medyatik amaçlı kullanan kişiler, bunun için de meslek mensupları da var tabii. Ciddi bir delinme oldu aslında. Yani yasa ilk hazırlandığı şeklinden ruhundan uzaklaştı. 6.135 sayılı torba yasayla da hepimizin bildiği gibi maalesef yasa büyük hale geldi. Çok fazla maddede değişiklik oldu, iptaller oldu.
Keşke olmasaydı diyorum kendi adıma. Çünkü pek çok o işletmede, firmada ne oldu? Denetim dışında bırakıldı. Yani hayal edilen, istenilen şeyden uzaklaşıldı. Bizler meslek mensubu olarak bunun neresindeyiz? Baktığımızda hazırladığımız finansal tablolar ne kadar gerçeği yansıtıyor? İşte şeffaflık diyoruz, gerçeğe uygun dürüst resim ilkesi diyoruz. O bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz, koşullarda çok da fazla bir değişim olmadı. Ama tabii kendi adıma bunun olmayacağını da çok düşünmüyorum. Belki bir süre sonra bizi bazı şeyleri zorladığı gibi, özellikle işte global dünya diyoruz, gelişen ekonomiler diyoruz. Türkiye'de bunun dışında çok da fazla kalamayacak aslında. Evet, slaytlara ilk hocamızın resmiyle başlamak istedik. Çünkü emeği çok büyük gerçekten. Az önce bahsettiğim gibi, 2012 Haziran ayında 6335 sayılı torba yasayla birlikte pek çok maddede değişiklikler yapıldı. Bir kısmı da kaldırıldı. 75 madde değişikliğe uğradı. 26 maddede yürürlükten kaldırıldı. Uygulama kanunu biliyoruz. 6103 sayılı uygulama kanunu. Burada da 8 madde değişikliğe uğrarken 4 maddede hükümler yürürlükten kaldırıldı. Bunu özellikle burada belirtmek istedim. Çünkü önemli. Yani ciddi bir emek, zaman, maliyet ve ardından yapılan değişiklikler. Şimdi ilk eğitim duyurusunda belki bilemiyorum, bugün salonun azlığı buna da bağlı olabilir. TTK uygulamaları dedik. Parantez içinde örnekler koyduk aslında oraya. Yani, tamamen anlatılacak konular bunlar değil de. Belki o amaçlı. Yani sadece birleşme bölümü bir tür değişikliği var. Yani bizim gitmemize gerek yok diye düşünmüş arkadaşlarımız da olabilir. Yani inşallah böyle değildir. Bizim konu başlıklarımız şu şekilde. İşte girişle başlıyoruz. Ardından önemli hatırlatmalar. Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yapılmış, odamızın yapmış olduğu ciddi çalışmalar oldu. Bilmiyorum ne kadarını takip edebildiniz bugüne kadar. Özellikle hatırlatmalarla ilgili Aralık ayın son günlerinde ciddi bir çalışma yapıldı. Çalışma içinde ben de vardım. Web sayfasına konuldu. Burada onların üzerinden de biraz gideceğiz, faydalı olacağız. Çünkü önemli bunlar. Bizim özellikle uygulama yönelik olarak baktığımızda ihtiyacımız olan şeyler. Sonra işte yeni Ticaret Kanunu yapılan takım yeniliklere ilişkin genel açıklamalar var. Onlardan bahsettik. Ardından gerçek kişiler, kolektif kovancı şirketler, çok kısaca yani zannetmiyorum uzun uzun anlatılacak, anonim şirketler, limite şirketler, hızlandırılmış tasfiye ve az önce bahsettiğim birleşme bölümü ve tür değişikliği. İlk bölümde gerçek kişilere kadar ben anlatacağım. Ardından Halim hocamız anlatacak. Anonim şirketleri sonuna kadar. Diğer kalan 3 konuluk da yine birlikte burada karşılıklı konuşacağız. Hatırlatmalar dediğimiz şey, dediğim gibi hani uygulama yönelik olarak bizden ihtiyacına cevap verilecek şeyler diye düşündük. Ve bunları bir kez daha burada konuşmanın faydalı olacağını hesapladık. Çok konuşulan bir mevzu değil mi? Son birkaç haftadır ticari belgelerde bulunması gereken zorunlu ibareler neler? Bunları biliyoruz aslında ama kısaca bir tekrar edelim. İşte ünvan ne yapacak? İşletmede okunaklı bir şekilde bir yerde asılacak zaten bunu. Eskiden beri yaptığımız bildiğimiz şey. Fiyat ödesinde ticari mektuplarda ya da ticari defterle ilişkin yapılan dayanak olarak teşkil eden belgelerde yer alacak olan bilgiler. Bunlar neler? Yeni bir kavram, mersiz değil mi? Baktığınız zaman özellikle bu Ticaret Bakanlığı, diğer bakanlıklar bu konuda ciddi bir çalışma içinde. Aslında bu anlamda baktığınızda teknolojik anlamda ciddi bir ilerleme var. Çünkü her şey nereye taşınıyor hepimizin bildiği gibi? Hep ortamına taşınıyor. Ciddi bir kolaylık getiriyor bu. Ama bir o kadar da bizim o yoğun iş tempomuz içinde maalesef ciddi, yani, böyle bir şeyleri öğrenmemiz ihtiyacı ortaya çıkıyor. İşte, atıyorum
En basitinden bu numara nasıl alınacak? Değil mi? Oturup kafa yoruyorsunuz. Araştırma yapıyorsunuz, okuyorsunuz. Bunları ne yapmamız lazım? En kısa zamanda öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü neden? 1 Ocak 2014 itibariyle Mersis numarası ya da ticaret cin numarası mutlaka bu olması gerekiyor. Faturalarımızda, risalelerde, işte tüm ticari evraklarda bunların bulunması gerekiyor. Ünvan zaten bildiğimiz, işte merkez adresi. Eğer internet sitesi varsa ki bunun kapsamı çok daraldı biliyorsunuz. Denetime tabi şirketler de alacak internet sitesi hazırlamaz olumluluğu var şu anki durumda. Tabi ileride bu kapsam genişletilebilecek büyük bir olasılıkla. Burada da yine internet adresinde de bunların görülmesi gerekecek. Tüm bilgiler denetime tabi şirketlerin internet adresinde yayınlanacak. Neler yayınlanacak? Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan üyelerin adları, soyadları, taahhüt edilen, ödenen sermaye miktarları, limite şirketlere döndüğümüzde oradaki müdürlerin isimleri, soyadları, ödenen ya da taahhüt edilen sermaye miktarları, sermaye sipahilere bölmüş komand şirketler desteğiyle yöneticilerin isimleri, soyadları ve ile taahhüt edilen, ödenen sermaye miktarları yayınlanacak. Evet, yeni bir kavram yine hayatımıza girdi. Artık aşina gelmeye başladı. Bununla ilgili biliyorsunuz odamızın eğitimleri de devam ediyor. Kayıtlı elektronik posta sistemi, kısa adıyla KEP. Bir yönetmelik yayınlandı ve dayanandığı Türkçe Halk Kanunu'ndan oluyor ama bu yönetmelikle bunu çok detaylı bir şekilde önümüze getirildi. Tarihine baktığınızda işte yaklaşık bir yıl, bir yıl biraz geçti. İki taraf var. Bir tarafta tebligat yapan taraf, karşısında da tebligat alacak olan taraf. Artık tüm indirimler ticari anlamda baktığınızda ne üzerinden yapılacak arkadaşlar? Kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden. Hatta dün akşam bir mail geldi bir arkadaşımdan. Patent enstitüsünde çalışıyor. Orada sorun müdür. Patent enstitüsü bundan sonra bütün indirimleri burada yapacakmış. Kısa bir bilgi yazmış. Yani demek ki kurumlar artık yavaş yavaş ne yapacaklar? Aslında şu ana kadar bunun biraz da oturmuş olması gerekiyordu ama altyapılar henüz hazırlanmadı. Birkaç firma bu konuda tarih, ZPTT'nin odamızı da burada ortak bir çalışma içinde. Demek ki bunları da çok güncelimizde tutup ciddi takipte olmamız da gerekiyor. Ne dedik? İki taraf var dedik. Tebligatı yapan ve tebligatı alacak olan taraf. Bütün içerikler, diğer dokümanlar, muhatap bilgileri oluşan tebliğ mesajının tümünün elektronik, güvenlik elektronik imza vasıtasıyla imzalanarak ne oluyor? Gönderilmesi işlemine biz ne diyoruz? Elektronik tebligat diyoruz. Bakın yeni bir kavram daha var. Ne var? Elektronik imza var. Bunu da ne yapmamız lazım? İyice öğrenip. Çünkü işletmeler maalesef sorumlular her şeyde bizi muhatap aldıkları için öncelikle bizlerin bunu öğrenip gittiğimiz yerlerde bunu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Yani bir farkındalık yaratmamız gerekiyor aslında. Kimler zorunludur dediğimizde ise madde 7'de anonim limited sermaye spider bölmüş komandi şirketlerde bu zorunluluktan bahsediliyor. Aslında şu an itibariyle yapılması gereken şeyler bunlar ama henüz dediğimiz gibi altyapı oluşmadığı için şu an ceza güvencesi olmadığından zaman içinde ama çok kısa bir sürede bu kullanılır hale gelecek. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler ise ihtiyar, yani bunlar da ne yapacaklar? İsteğe bağlı olarak bu yolla bildirimlerini yapabilecekler. Eğer zorunlu olarak elektronik tebligat yapılması gerekiyorsa saydığımız kurumlar, anonim limited ve sermayesi paylara dönüş komandı şirketler için eğer bu adresleri yoksa Mersis'te kayıtlı olan tebligat adreslerine KEP adreslerini edinmeleri için Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından bir bildirimde bulunulacak. İkinci sefer artık yani bu bildirim ardında bildirimler KEP aracılığıyla yapılacak. Elektronik imza aslında şu an odamızın bünyesinde de bir birim oluşturuldu. Uzun zamandır da açık. Yani alabilirsiniz, gelip burada da başvurabilirsiniz.
Merkez'in sicil kayıt sistemi dediğimiz şey, kısa adıyla MERSIS. Yine bununla ilgili bir yönetmelik yayınlandı. 2013 Ocak ayında. Bakın tarihleri yeni, bir yıl içinde her şey çok yakın tarihte ortaya çıkıyor. Tabii bu çalışma süresine baktığınızda girelim. En az bir 5-6 yıllık hazırlık dönemleri var. İşte MERSIS'in çok ilk uygulaması oldu. Hepinizin bildiği gibi. Şu an Türkiye genelinde yaygınlaşması bekleniyor. Neler yapılacak bu ortamlarda? Baktığınızda tüm ticaret için işlemler arkadaşlar çok önemli. Bizi birinci derecede ilgilendiriyor. Çok sorunlar yaşandı biliyorum. İşte sistem atıyor, bir daha giriyor falan. Ama yavaş yavaş bu sorunlar da giderildi bildiğim kadarıyla. Tüm ticaret kayıtları, tescil ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve bu içeriklerin elektronik ortamda tutulduğu sistem, MERSIS. Kimler var? İşte Gümrük Ticaret Bakanlığı'yla Türkiye Odalar Borsa var Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanı içeren bilgi sistemi olarak da kısa bir tanımlama yapmışız. MERSIS ne hedefleniyor, ne yapılması bekleniyor? Kamu kurumlarının tüzel kişilerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, yani ortak bir havuz düşünüp oradan tüm bilgilerin alınması. Sisteme dahil kişilere ait bilginin ortak anahtar bir numara ile, demek ki bir numaramız olacak, bir sistemde birleştirilmesinin sağlanması. Sistemde tutulan şirket bilgilerinin uluslararası standarta uyumlu hale getirilmesi bu konu sistemle amaçlanıyor. Ticaret sicilinde işlem gören ticari işletmeler, şahıs işletmeleri, yabancı şirket Türkiye temsilcilikleri, sermaye şirketleri, kooperatifler, dernekler, vakıflar, bunlara ait işletmelere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bunlara ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemlerin online yapılabilmesine bu anlamda olanak sağlanıyor. Bununla ilgili web adresini de koydum. Hani ilgilenen arkadaşlar olursa. Çünkü bu slaytlar bir süre sonra web'e de konulacak. Tıpkı şu an çekiliyoruz. Yani canlı bir şekilde web sayfasını tekrar izleyebilirsiniz. Mevcut slaytlar yayınlandığı zaman buradan da faydalanabilirsiniz. Evet. Diğer bir başka soru var mı burayla alakalı arkadaşlar? Biraz hızlı geçiyoruz. Slayt sayımız fazla. Sürede kısıtlanalım. Şirket sermayelerin asgari seviyeye yükseltilmesi. Çok az bir süre kaldı hepimizin bildiği gibi. Yani üst mevzu okum ile ilgili odamızda bir girişimde bulundu ama şu ana kadar bir şey yok. 14 Şubat 2014 tarihinde ne olacak? O yasada belirtilen bir ay uzatma iki defa olacak olan yasa maddesi ilk şeye doluyor. Yani 14 Şubat 2014'te sermaye artışları için belirlenen süre dolacak. Burada anonim şirketler için ne kadar? 50 bin değil mi? Limite şirketler için ne olacak asgari sermayeler? 10 bin. Eğer kayıtlı sermaye sistemini benimsemişse kaç olacak? 100 bin olacak. Bunları da bir yerde tutalım aklımızda. Bir başka madde bu da 14 Şubat tarihi itibariyle süresi doluyor. Eğer ana sözleşmelere baktığınızda, esas sözleşme inanıyla, şirket sözleşmelerinde oyda imtiyaz varsa, tutarlı hüküm varsa bunu değiştirilmesi gerekiyor. Eşit itibar diğerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilmesi bir boyada en çok sınırlama geliyor. 15 oy hakkı tanınabiliyor. Bir takım koşullar bunun dışında ne var işte mesela bir tanesi kurumsallaşma eğer gündemdeyse ya da başka bir haklı sebep varsa bu durumlarda uygulanmıyor. Bu her iki durumda da şirketler ne yapıyorlar? Merkezlerinin bulunduğu yerdeki Asya Ticaret Mahkemesi'ne gidiyorlar. Burada kurumsallaşma ile ilgili projelerine ya da başka bir sebep varsa bununla ilgili açıklamaları yapıyorlar ve bu istisnadan faydalanmak istiyorlar. Yine herhangi bir değişiklik olduğunda projelerde bu da mahkeme kararına bağlı. Geri dönüşü de var. Oraya geçiyorum. Oyda ihtiyaz, esas sözleşme değişikliği ve ibra sorumluluk davası açılmasında kullanılamıyor.
Ve dediğimiz gibi ilgili tarih 14 Şubat 2014. Bir başka madde, aranızda bağımlı arkadaşlar var mı? Sıraçtan ben sormak istiyorum. 3-4 kişi. Genelde ofislerimiz var. Evet, topluluk şirketlerinde bazen tarz firmalarda çalışan arkadaşlarımız da olabiliyor. Topluluk şirketlerinde, şirketlere bağlı ve hakim şirketlerin raporun hazırlanması. Bir bilgi olarak kalsın bizlerde. Bunun da süresi hesap dönüm bitiminden sonraki 3. ay sonuna kadar bu raporların genel kurulu onaylanması gerekiyor. Uygulamacı bir arkadaştan ben aldım. 28 Şubat, yani Şubat sonuna kadar bu raporlar hazırlanıyormuş. Mart sonunda da genel yönetim kurulu onaylanıyor. Burada neler var bu raporlara baktığımızda? Şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete bağlı şirketle, hakim şirketi yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararını yaptığı tüm hukuki işlemler. Hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararını alınan ya da alınmasından kaçınan tüm diğer önlemlerin açıklaması. Hukuki işlemlerdeki edimler, karşı edimler, önlemlerde önlemin sebebi, şirket yönünden yarar ya da zararları. Zarar denkleştirmesi varsa bunların faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaat ilişkin olarak bir istem hakkı tanıdığı ayrıca burada bildiriliyor. Evet arkadaşlar, bizlere çok çok yakından ilgilendiren bir konu. Şirket genel kurulları. Değil mi? Şu an eminim hepimizin kafasının bir tarafında duruyor. Ne zaman belki yapan arkadaşlarımız da vardır. Kimler yapacak genel kurulları? Anonim ve limited şirketler. Artık eskiden hep neydi? Genel kurul dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu? Anonim şirketler geliyor. Demek ki artık limited şirketlerde ne yapacak? Genel kurullarını yapacaklar. Şirket organlarını seçecekler. Hazırlanan finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu, yeni yeni kavramlar. Geçen sene gerçi bunu direkt konuştuk ama uygulama anlamında bu sene biraz daha yer buluyor. Yıllık raporların hazırlanması, içerikler, değil mi? Çok iyi bilmemiz gerekiyor, birazdan göreceğiz. Kar varsa işletmelerde ne şekilde kullanılacak? Dağıtılacak kar varsa, yani planlanıyor söylediğim, ya da kazanç payları. Kazanç payları nedir? Kar payı, kazanç payı, bir yeni kavramlar. Eski yasadan farklı, biraz daha farklı kavramlar karşılaştı. İçerik olarak aynı. Bu oranların belirlenmesi, yönetim kurulunun ibrası, faaliyet dönemini ilgilendiren ya da gerekli görüldüğü diğer konularda ne yapılacak? Genel kurullar yapılacak. Neye göre yapılacak? GTK hükümlerine göre yapılacak. Hangi tarihe kadar? 31 Mart tarihine kadar. Cezaevi müeyyidesi var mı arkadaşlar? Yok, şu an için yok. Ama yapılmasında da bir fayda, çok büyük fayda var. Bununla ilgili yine bir yol haritası çalışması yapıldı. Çok kapsamlı, ciddi zamanımızı aldı, günlerimizi aldı hatta. Bununla ilgili iki adresi de burada kısa olarak koydum. Çok faydalı göreceksiniz. Kullanan arkadaşlarımız var. Teşekkür ettiler. Yani size tavsiye ederim. Belki sizler de kullandınız. Bu iki web adresi de burada ekine koydum. Evet. Bağımsız denetçi. Gündemimizde olan yaramız adeta, değil mi? Çok konuşulan bir anda Kamu Gözetim Kurumu ile dengelerin farklı bir yöne kaydığı, kimlerin ne şekilde yapacağı konusu, hangi şirketlerin denetleneceği, işte eski tayinle kalmış olsaydı 6.102, şimdi işleyen denetçisi kavramı vardı değil mi orada? Kaldırıldı. Bu rahatlık sistemi de yok. Şimdi iş tamamen boşa çıktı. Komik bir durum aldı. Yani bir şey düzeltelim derken diğer taraftan olanı da kaldırıyoruz. Bağımsız denetim seçimiyle ilgili olarak kıstaslar belirlendi. Dendi ki işte aktif toplum 150 milyon ve üstü. Yıllık net satış hasılat 200 milyon ve üstü. Çalışan sayısı 500 ise ve üzerindeyse ne olacak? Bağımsız denetime tabi olacak bu şirketler. Anonim ve limited şirketler için konuşuyoruz. Ve bunun devamında da bu üstteki üç koşul
Bu ölçülerde en az 3 koşulların en az ikisinin ne olması gerekiyor? Ardı ardı 2 hesap dönemini aşması halinde devam eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi tutulacak şirketler. Buna bağlı olarak da ne seçecekler arkadaşlar? Bağımsız denetçi seçecekler. İşte problem burada başlıyor. Biz daha yapabilecek miyiz bu işi şu halimizde? Maalesef. Peki aranızda kamu yönetim belgesi alan var mı? Bir kişi mi? Sadece bir kişi mi? Bir kişi. Biliyorsunuz odamız bu konuda biraz özellikle genç mensup meslek veya 15 yıllık bir süre var. Ondan öncesi eğer çalışma süresi varsa meslekte haksızlık olarak görülüyor. Evet, bana göre de öyle. Çünkü neden? Zaten biz 3568 sayılı yasayla denetçi miyiz arkadaşlar? Denetçiyiz değil mi? Üniversiteyi bitiriyoruz. Ardından sınava giriyoruz, staj yapıyoruz. Staj sonrasında ne yapıyoruz? Tekrar sınavlara gidiyoruz. Ve bu belgeyi almak gerçekten çok da kolay değil. Ve ondan sonra ne deniyor? Tekrardan hayır, sen bu işi yapamazsın. Eksiklerimiz olabilir. Onu hiçbir şekilde yatsımıyoruz. Tabii ki var. Zaten denetim işi, eğitimde katılanlarınız oldu mu bilmiyorum odamızda. Gelenler oldu mu arası? Çoğumuz katıldı muhtemelen. Denetim işi bir ekip işi. Yani tek başıma ben kalkıp büyük gözlük olarak denetim yapabilir miyim? Böyle bir gücüm var mı? Yok. Ne enerjim buna şey yapabilir? Maddi manevi karşılamaz. Dolayısıyla denetim zaten herkes yapamayacak. Bu bir iki. Ekip yani her türlü şeyle bunu çok detaylı bir şekilde düşünüp ona göre kendinize yol çizmeniz gerekiyor. Böyle bir ortamda özellikle denetlenecek firmaların sayısı da dün akşam baktım 2013 yılı verilerine göre ticari işletmelerde, şahıs şirketleri de dahil yaklaşık 1.500.000 şirket olmuş. Bu 1.500.000 şirketin 500 tanesi işte şahıs şirketi olarak düşündüğünüzde geriye kalıyor 1 milyon şirket. Bu 1 milyon şirketin yarısını zaten bilemiyorum. Yani bir kısım tasfiye sürecinde bir kısım gayret var. Bunları da çıkardığınızda geriye kalıyor 500-600. Şimdi bu kadar şirketin denetlenmesi bir anda ne oldu? Rafa kalktı. Sadece bu kapsamda olan 2500 bilemediniz. 3000 şirketin denetlenmesi. Ortada yani şunu söylemeye çalışıyorum. Denetleyecek firma da yok. Zaten bunların çoğu denetleniyor. SPK'yı tabi şirketler. Yani neden bu kalka? Bu süreç içinde zaten bizler bu işi yapan insanlarız. Finansal tabloları okuyalım, hazırlayalım. Bu iş bizim işimiz. Ama bu noktada geldiğimiz yani. Şimdi taslak var. İsterseniz bu taslaktan da biraz ister misiniz? Açayım mı size? Ekim rekoru. Evet. Bu taslakta denetimin tüm unsurları vardı. Daha önce küçük bir çalışma yapmıştık bununla ilgili. Çok kısaca yani okumayacağım size. Burada temelinde şu var arkadaşlar. Bağımsız denetçi kavramını hepimiz biliyoruz artık. Eğitimlere de geldik. Burada sadece denetçi diyor. Bağımsız denetçi olarak geçmiyor taslakta. İkinci anlamda yani kapsam dışında kalan şirketlerin denetlenmesi. Zaten yönetmeliğin şeyini isterseniz başını şöyle alayım. Anonim şirketlerle tarım satış kooperatifleri üst kuruluşların denetlenmesine dair yönetmelik taslağı. Yani az önce saydığımız o kriterlerdeki denetim yapılacak şirketlerin dışında kalan anonim şirketlerle işte kooperatiflerin denetlenmesine ilişkin hazırlanmış bir taslak. Bunu da bizden bahsediyor. Biraz tüm bu da katıyor işin içine. Ama açıkçası incelediğinizde tüm denetim, bağımsız denetimin getirdiği sorumlulukların tamamı burada da var. Hazırlanan raporlar, içerik, işte riskler, teşhis komitelerinin hazırlanması falan tüm hepsi bunun içeriğinde de var. Bu halde baktığınızda ben ilk şunu düşündüm. Neden ikinci bir tanım olsun? Yani bir zaman serbest muhasebeci vardı. İşte serbest muhasebeci vardı. Yeminli var. Burada da
içeriğine baktığınız zaman bu da bir bağımsız denetim. Hatta yaptırımlarına baktığınız zaman maalesef bağımsız denetim şeyinden de farkı yok. Belki bu tartışılabilir. Henüz yasallaşmadı. Ne bekliyor onu da bilmiyoruz. Uzun zamandır. Şeyde, şimdi Gümrük Ticaret Bakanlığı'nı da el attırıyorsunuz. Ve bir şeyden belki belirlenen takip ediyorsunuz. Kendi elemanları vasıtasıyla denetim yapılacak. Yani bilemiyorum. Bunu belki bizlerin biraz daha kendi adımıza takip edip iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir başka madde yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması. Onlar geçerli. Oralara girmedim artık. Onu sayıyor. Ama şu an mesela geçiş döneminde şey de diyor, herhangi bir yetki almamış kişileri mesela bizler de yapabileceğiz. Bağımsız denetime çok da fazla girmek istemiyorum. Zaten çok konuşuldu. Zaman da kısıtlı. Bilmiyorum. Sorularınız varsa yine tartışabiliriz. İsterseniz not alın. Sonrasında da konuşabiliriz. Bir başka olgu, yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması. Bununla ilgili biliyorsunuz geçen yıldan ciddi anlamda çalışmalarımız oldu. Buradaki tarih de şu, 28 Şubat 2014 tarihine kadar ne yapacak? Yıllık faaliyet raporunu genel kurulda görüşülmek üzere şirket yönetimleri hazırlayacaklar. Burada örnekleri var. Yönetmelik önce var, yönetmeliği koymuşuz. İşte içinde neler var? Genel ilkeler, genel ilkelerde ne var? Bakın, hiçbir şekilde finansal tablolar gerçeğe aykırı beyan edilmeyecek. Pardon. Yönetim organı ne yapacak? Faaliyet raporunu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru şekilde ulaşılacak ayrıntıda hazırlayacak. Riskler her yerde var. Bunlar artık hayatımıza girdi. Yani işletmeleri bu anlamda çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yıllık faaliyet raporlarında bunlar da anlatılacak. İşte bir takım genel bilgiler, hesap dönemine ilişkin, firma ile ilişkin bilgiler, organizasyon ve ortaklık yapısına ilişkin, yöneticilere ilişkin, varsa imtiyazlı paylar varsa buna ilişkin açıklamalar, rekabet yasağı konusunda bir takım bilgiler gibi ve üst düzey yöneticilere bu çok tartışıldı. Web sayfasını hazırlama zorunluluğu tüm merkez için geçerli olduğu dönemde hatırlarsınız. Demek yıllık faaliyet raporunda tüm bu bilgilerde yer bulacak. Araştırma, geliştirme, Ar-Ge çalışmaları varsa işletmenin bunlar faaliyet raporunda bulunacak. Ve diğer başka önemli gelişmeler varsa bunlar da eklenecek. Daha fazla finansal durumlar, riskleri dediğim gibi ve diğer başka hususlar varsa bulunacak. Faaliyet raporu örneği var. Evet. Şimdi bakın, X adlı bir şirketi hangi döneme ilişkinse o döneme ilişkin faaliyet raporu. Genel bilgiler kısmında firma ile ilgili bilgiler. Bir tablo şekline getirmiştim bunu. Böyle doldurması buluyorsun meslek mevcutlar açısından diye. Hisse adetleri, sermaye tutarları baktığınızda üyelere ilişkin bilgiler ve az önce bahsettiğimiz konu başlıkları altında açıklamaların yer aldığı bir rapor örneği. Evet, bir başka konu şirket içi vergilerinin hazırlanması. Türk Ticaret Kanunu madde 419'a göre burada zaten içerik falan belli. Ne diyor bakın? 2013 yılında yapılması gereken olan genel kurulları yapmayan iç önergelerin tespit ettiği olan şirketler yapılacak 31 Mart 2014 tarihine kadar iç önergelerin tespit ettikleri gerekecek. Yani geçen sene yapıp bu bir kerelik olan bir şey. Geçen sene yaptıysanız bu sene bunu yapmanıza gerek yok. Ama geçen yıl yapmadıysanız bu sene mutlaka ne yapmanız gerekiyor? İç önergeyi hazırlamanız gerekiyor. Bununla ilgili ek'e baktığınızda böyle geçiyorum. Kanun maddelerini geçtikten sonra
İşte toplantı yerine giriş hazırlıklar ne şekilde yapılacak? Biliyorsunuz toplantılar artık nerelerde yapılabilecek? Elektronik ortamlarda da yapılabilecek değil mi? Bu bile bir yenilik. Toplantıların açılması, gündemin oluşturulması, başkanlığın oluşturulması, işte görev yetkilerin belirlenmesi gibi bu tarz konuların belirlendiği bir iç yönerge. Tamamen işletmenin işleyişiyle alakalı oraya özgü bir takım bilgiler. Evet, sözleşmelerimiz. Bu da bir başka konu. Bu konuda çok soru geldi arkadaşlar. Geçen sene bayağı bir TTK ile ilgili bir grup da oluşturmuştuk hatta soru cevap. En çok gelen sorulardan bir tanesiydi. 602 sayılı yasaya uyumlu hale getirilmesi Türkçe kanununa. Yapamazsa ne olacak? Önce onu söyleyeyim. Soru çok geldiği için. Eğer standart formatta hazırlanmış bir sözleşmeniz varsa yapmasanız da ne olacak bu tarih itibariyle? Otomatikman değil mi? 602 sayılı yasa hükümleri geçerli olacak. Bununla ilgili bir tarihimiz var. 1 Temmuz 2014. Bu tarihe kadar uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Tabi adım adım. Şirket yapılarına göre farklılıklar gösterebilecek bir konu. Faaliyet konularına göre. Bununla ilgili de ciddi bir çalışmamız oldu arkadaşlar. Geçen sene bu zamanlar. Ve iki tane yine web sayfası bağlantısını koydum. Oradan çok rahatlıkla o takibi yaparak şey yapabilirsiniz. Uygulamasını yapabilirsiniz. Özellikle söylemek istiyorum. Çok fazla detaya girmiyoruz burada. Evet. 1524. madde. En çok konuşulan, medyada en çok yer bulan, artık bir süre sonra iş nasıl diyeyim, rayından çıktı. Yani olmadık şeyler de bu konuda söylendi. Evet. 1524. madde web sayfasını hazırlama zorunda. Öncesinde tüm şirketler vardı. 635'te sadece denetimli tabi şirketlerin kapsamında bırakıldı. Burada ne olacak işte? İçerik olarak baktığınızda tacirin sicil numarası, mersis numarası da varsa onu da koyacaksınız. Ünvan, merkezi, şirket merkezi. Anonim şirketlerde de kurulu, yönetim kurulu, başkan üyelerinin adları, soyadları, taahhüt edilenlerden sermaye miktarları. Limite şirketlerde müdürlerin isimleri, ödenen sermaye miktarları. Yine sermaye payları bölümüş komand şirketlerde de yöneticilerin adları ve soyadları ödenen sermaye miktarları yayınlanacak. Buraya kadar iyi gidiyoruz. Biraz sıcak oldu içerisi. Biraz önce soğuktu. İyi değil mi? Devam ediyorum. Genel açıklamalar bölümünden sonra isterseniz kısa bir ara verebiliriz. Halim Hocam girmeden 10 dakika. Ondan sonra devam ederiz. Genel açıklamalarda şunu dikkate aldık. Yani yeni ticaret kanunuyla bize gelebilecek olan ne tarz etkiler var? Yani kanunun genel şeyin çerçevesine baktığımızda ne değişiyor? İşte ultra vires yasağı. Nedir bu? Ultra vires yasağı. 6 ve 102 öncesinde ne vardı? İşletmeler uzun uzun faaliyet konuları için yazıyor. Hatırlarsınız değil mi? Ama bu yasayla birlikte işletme faaliyet konusu dışında da ne yapabilecek arkadaşlar? Değil mi? Faaliyetlerde bulunabilecekler. Ve yaptıkları bu işlerle ilgili olarak da her türlü sorumlulukları var mı? Var. Yani hem bandı alacakları hem borçlar kanunu anlamında her türlü hak ehliyetleri söz. Ben girebilecekler. Ama orada bir kusur şeyi var. Şirket yönetimi, şimdi ne diyor ticaret kanunu? Artık ben profesyonel yetimler istiyorum diyor, kurumsal yetimler istiyorum diyor. Bu yüzden eskiden basiretli iş adamı vardı değil mi? Artık onun yerine ne geldi? Profesyonel yönetimler geldi. Yani işini bilen, yani siz kalkıp işletme sahibisiniz, genel müdürünüz ya da pardon, yetkiliniz ne yapabiliyorsunuz dışarıdan bir işi atayabiliyorsunuz. Daha çok kurumsal yapılara yönelik çalışmalar var. İnşallah bunun sonrasında daha da artacak yapılar ama belki işte babadan oğula neden şirketlerin geçemediği, işte baktığın zaman en fazla bir
ondan sonrasında işletmeler ne olabiliyor? Bir anda silinebiliyorlar. Çünkü baba ölüyor. Oğlu biraz işin ucundan tutuyor. Torun zaten rahat bir yaşantıda. Çok da fazla işin içerisinde. Dolayısıyla o kadar emek, sermaye bir anda yok olabiliyor. Yetkili vergisinden biraz bahsettik. Ticaret şirketleri, ticaret ürünleri almış oldukları taşınmazları, diğer bir adalet tasarruf vergisi ya da yetki vergisini, işlem yetkisi açısından herhangi bir değerlendirme tabi tutmadan işlem taleplerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu yetki belgelerine bağlı olarak, işte örneğin kefalet, ifras, borç, satış, ipotek peki gibi işlemler için herhangi bir yetki aranmasına gerek bulunmuyor. Vekaletname ile yine devir yapabiliyorsunuz. Yani yetki devri yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili genelge var. 2017 oldu genelge. Burada iş vekaletname işlemine ilişkin özel yetkilerin aranmasına devam ediliyor. Evet, adil faiz, ticari faiz. Yine yine Türk Ticaret Kanunu ile gelen bir takım farklılıklar var. Olan şeylerde bir takım farklılıklar var. 6098 sayılı borçlar kanununda ve yine Türk Ticaret Kanunu'nda bu düzen tekrar düzenleniyor. Ticari olmayan işlerde yine borçlar kanunu 88'e göre sözleşmeden kaynaklanmıyorsa %9'luk bir faiz oranı öngörülüyor. Eğer taraflar kararlaştırmıyorlarsa, herhangi bir oran koymuyorlarsa yine %9. Taraflar sözleşmede faiz oranını kendileri belirliyorlarsa burada bir üst sınır getirmiş bakın. Azami 13,5. Bu da nedir? %9'un 1,5 katı olan düzeyde bir faiz oranı ayrılıyor. Bunu bilmemizde fayda var. Ticari faize baktığımızda temelde eski yasa, 6062 sayılı yasadaki prensipler korunuyor. Faizin başlangıcı ve onun konusunda bir düzenleme getirmiyor. Ancak ticari faizin serbestçe kararlaştırılabileceği kuralı korunuyor daha doğrusu. Ama bileşik faize baktığımızda bir farklılık var. Burada her iki tarafında ticari işte, taciz olması koşulu getiriliyor arkadaşlar. Önceki yasada tek taraf için geçerliydi. Bu yeni yasaya baktığımızda her iki tarafında taciz olma koşulu geliyor. Ve bileşik faize ilişkin hükümlere ait işletilen faiz yok hükmünde sayılıyor. Bu tabi burada tüketici koruma hakkındaki kanun hükmünü saklıyor. Evet, ticari defterler şu an biraz gündemden düştü ama Aralık sonu, Ocak başı itibariyle en çok konuştuğumuz, hala soruların geldiği konu. Çok kısa bir tablo hazırlamıştım burada. Bunu hatırlatmalar web sayfasına da konulmuştu. İşte yön ve envanter defteri gibi pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı müzakere defteri. Çok fazla soru geliyor bu en son söylediğimiz defterden. Limited şirketlerde artık hangi defteri tutuyoruz? Karar defterlerimiz vardı. Ne oldu artık? Genel kurulu toplantı müzakere defteri. İsterse tutabiliyor. İkinci bir defter de tutabiliyor. Ama tek defter yeterli. Bu defterin kapanış olayı yok. Sondan başladım ama. Ama yönetim kurulu karar defterinin kapanış olayı var. Özellikle ona dikkat etmek istiyorum. Yani dikkat çekmek istiyorum. İki tane defterde kapanış olayımız var. Biri yönmeye, diğeri yönetim kurulu karar defteri. Diğerlerinde kapanış olayı var mı? Yok. Genel kurul toplantı müzakere defteri olarak geçiyor artık. Ya karar defteri tutabilirsiniz, ikinci bir defter tutabilirsiniz ama orada bir yanılma olabiliyor. Yani sanki o defter tutulması zorunluymuş gibi tercihinize bağlı. Ama yani isteyebiliyorsanız istiyorsanız hep tutabilirsiniz. İki defter tutabilirsiniz. Ama gerek yok. Tek defter yeterli. Limite şirketlerde eğer yeterli sayfanız varsa ben yaptırdım ya her şeyi. Çok bu arada problem oldu ama yeni defter geçirtmediniz.
Devam ediniz. Müzakere defteri aldın. Evet. Devam edin. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Dahi belgesinden biraz bahsetmek istiyorum. TPK 82. maddede. Bu da önemli. Neden önemli? Defterlerimizden artık ne yapabiliyoruz? Yani kapanış onayına tabi diyelim. Yönetim kurulu karar defteriniz. Böyle bir defteri kaybettiğinizde artık sizin için bir takım koşulların gerçekleşmesi gerekiyor. Yeni defter bastırabilmeniz için. Tacir diyor, saklamak mümkün olan defterler, belgeleri yangın, su baskını ya da yer sarsıntısı gibi afet ya da hırsızlık sebebiyle ve kanun saklama süresince ziyaya uğrarsa diyor, tacir ziyayı öğrendiği tarihte itibaren 15 gün içinde ticari işletmesi bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyecektir diyor. Bu da zayi belgesi olarak geçiyor. Burada dava açılabiliyor asımsız olarak. Mahkeme gerekli gördüğü dilerin toplanmasını da emredebiliyor. Elektronik ortamda tutulan defterlerle ilgili de açılış onayıyla yörünge defteri ve yönetim kurulu defterinde kapanış onayı aranmıyor. Açılış onayı yapılırken meslek mensupları ne yapacaklar? 2012 yılında aldıkları şifreleri kullanarak defter listesi üzerinden güncelleme silme defterine ait olacaklar. Daha bunlar için biraz erken konuşmaktı ama bir dipnot olarak. Yine noter aracılığıyla yapıldığı durumda ticaret işlik tasdiknamede değişiklik olmadığı takdirde yenisi düzenlenmediği durumda eski tarihte kullanılabileceği. Ama bu sene ben çok sorun yaşadım. Bir yıl diyor bir tanesi yani. Noterle farklı uygulamalar var. Bir yıl bittiği zaman herhalde yenisini istiyor. Bilmiyorum sizler karşılaştınız mı? Aslında değişiklik olmadığı takdirde kullanılabilir ticaret tasdiknameleri. Evet. Bir başka konu ticari işletmelerin değeriyle alakalı. Borçlar Kanunu 202. madde ve Ticaret Kanunu 11.3'te tekrar düzenlendi. İşletme içerdiği mal varlığı unsurlarına değer için zorunlu tasarruf işlemleri ayrı ayrı yapmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde, bu önemli, bir bütün halinde devredebiliyor. Ve diğer işlemlere konu olabiliyor. Mesela kiracılık hakkı, diyelim ki siz, aslında burada da ne arkadaşlar şey yapılıyor biliyor musunuz, öngörülüyor. İşletmenin sürekliliği. Diyelim ki siz bir çok basit aile lokanta açtınız. Çok büyük umutlarınız var, işte şehrin en güzel yerinde. Üstüne de maliyete katlandınız, çalışanlarınız var ama bu işi bilmiyorsunuz. Sadece işte dediniz ki burada bu iş iyi gider, ben yanıma birini alırım, bu işi bir şekilde yoluna koyar, kazancımı sağlarım. Ama dediğiniz gibi olmadı düşündüğünüz gibi çünkü sektörü bilmiyorsunuz, bu işten gerçekten anlamıyorsunuz. Ve bir süre sonra işler kötüye gitti, ne yapmanız lazım, kapatmanız lazım. İşte bu noktada işi bilen biri geldi, size teklifte bulundu. Siz külliyen bir delil yapma şeyiniz var, şansınız var. Böyle bir hakkın devre, yani tamamıyla bir başka kişiye devredilebilir olması. Onu söylüyorum. Efendim? İşte burada onu kabul etmesi yönünde, yani mal sahibini burada şeyden çıkartıyor. Devreden çıkartıyor. Yani iki taraf var, bu iki taraf siz ve ben. Yani siz işi bilensiniz, ben bu işten zarar görelim. Bu işletmenin sürekliliği, yani size geçtiği anda bu iş artık devam edecek. Orada çalışanlar işlere devam edecek. O kurum ya da işte işletmenin kurum demeyeyim, ne yapacak? Kazancı devam edecek. İşin özünde de bu var. Tabi bununla ilgili ticaret içinde de tescil ve ilan yapılıyor. Sözleşmede varsa o onu şey yapılır. Sözleşme hükmünde kalır. Devre cezası kalır. Burada ilgili maddeleri koyduk. Bunu kapatıyorum. Zaten anlattık. Evet arkadaşlar.
arkadaşlar. Gerçek işlere geldik. 10 dakika ara verelim isterseniz. Çay molası. Ondan sonra Talim hocamız devam etsin. Thank you.